de olmadım. Program bitti. Biz de gittik. Ama şey, şöyle bir şey var. Ben programdan çıktığımda her şeyi zaten söyledim. Ne yaşandıysa, ne olduysa. Ben biraz daha değişik bir tipim. Ya sen tabii beni tanımadığın için Furkan'cığım. Sen böyle pek kimseden korkusu falan olmayan bir tip olduğun için gayet ben her şeyi konuştum. Hiç umursamadım. Anladım. Ya ben de Ama tabii konuştum. bizim zamanımızdakiler de sözleşmesi bittikten sonra konuştular da biz Ya daha benim önce. sözleşmem 3 yıllık. Ben zaten 3 yıl boyunca konuşmayacağım diye bir şey söylemiyorum. Sadece Benim de 5 pazartesi günü yıllıktı. ya avukatım bu konuyla alakalı ilgileniyor. Yapım şirketiyle görüştüler kendisi. Pazartesi günü konuşma hakkım oluyormuş. Bekliyoruz. Sen canını sıkmışlar ama belli ki, ama hepimizin canı Aynen sıkılır. ya. Ya biliyorsun sen de zaten içeride dönen şeyleri aslında insanların kendi karakterlerini çok farklı lanse ettirilebiliyor. Evet, proje. Aynen. Ya bu da benim canımı sıktı. Ben çünkü gitmeden önce bilmiyordum. Sözleşmede de bazı şeyler yazmıyordu. Teşekkür ederim. Ya sadece şu, çocuklar içeri girin. Hoşça kalın. Abi. Sağ olun, hoşça kalın. Kusura bakma. Paket servis geldi de ya, açmak zorundaydım. Ya şöyle bir şey var. Evet, orada sen konuşamıyorsun, ben konuşayım senin yerine. Aynen, daha iyi Ben olur. konuşabilirim çünkü istediğim her şeyi. Süper olur. Aynen. Şimdi arkadaşlar, burada şu şekilde bir şey var. Mesela sizin orada kiminle ilişki yaşayacağınıza kadar onlar söylüyor zaten size. Ki bu hani Furkan falan, bu diğer bütün tarafımızdaki isimleri bilmiyorum, kusura bakma. Ama Neyse. hepsine orada söylüyorlar. Mesela işte şunu yap, git şuna şunu söyle, git buna bunu söyle, kaos çıkar, onu yap, bunu yap. Bunları zaten onlar söylüyorlar. Şimdi bu çocuğu neyle suçluyorlar, Furkan'ı neyle suçluyorlar bilmiyorum, ama sen bence hassas birisin. Ya biraz hassasım, biraz